Merhaba sevgili dostlar, sağlıklı papatyalardan günaydın. Ruh ve akıl sağlığımız için hak, hukuk, adalet lazım. Bugün devrim yaratan bir kadın yanımızda, Avukat Tülay Bekar. Hoş geldiniz. Devrim mi yaratmışım? Kesinlikle bence öyle. Şimdi size soracağım, kendinizi biraz anlatır mısınız? Biraz bahseder misiniz onlardan? Ben bir avukatım. Avukattan çok daha fazlasınız. Bir anneyim. Oo, şahane zaten, gayet yeterli. Kadın hakları savunucusuyum. Evet, evet. Çocuk istismarı, şiddeti önleme, tecavüzü önleme, evet. Bu gibi konularda yıllardır çalışıyorum. 1994 tarihinden itibaren. 1994'te biz çalışmaya başladığımızda gerçekten çok sıkıntılı mevzuat vardı, hatırlarsınız. Ne vardı? Tecavüzcüsü ile evlendirme örneğin. Ya da evlilik dışı çocuğu öldürme. Korkunç. Korkunçtu. Hatta bunlar filmlere de konu oldu, evet, değil mi? Evet, birçok filme konu oldu. Gerçekten yürek yakan öykülerdi. Cürmü meşhut, yani zina halinde, yakalama halinde, öldürdüğünde eşini müthiş bir indirimle tahliye oluyordu. İnsan haklarına tamamen aykırı konu. Hukukun korunmak zorunda olduğu nedir? Hukuki kurum, eğer önce bireyin beden bütünlüğü, can güvenliği, daha sonra diğer ahlak, aile, o kavramlar. Ama önce bir kişinin canı, malı, şahsı, cinsel dokunulmazlığı, kesinlikle, bunları korunması lazım. Şimdi orada neydi? Başka bir aile korunuyordu. Bu nedenle ya da ırz, namus, şeref, haysiyet, bu gibi kavramlar kadının önüne geçiyordu. Ve kadının önüne geçtiği için kadını koruyamıyorduk. Kadın gerilerde kalıyordu. Kadının adı yok gibiydi. Yoktu. İnsan olarak değer kazanması adına. Evet, yoktu. İlk Türkiye'de 4320 sayılı kanun 1998 yılında yürürlüğe girdi. Sadece 4 maddeydi ve uygularken biz o kadar büyük zorluklar çekmiştik ki. Emniyete kadın, hani kolu kırıldıktan ya da beyin travması geçiren kadınlar gördüm. Gittikten sonra emniyetteki memur arkadaşımız bakıp, ya işte yapma, ne kadar da zor, hayat da zor, nasıl geçineceksin sen kadın başına? Bak, yönlendirme bu şekilde. Evet, bu şekildeydi ve hep bir kere vurmuş. Koruma, ne olacak? Sen hadi bir geri dön, evet, evet, gibi. Savcı aynı şekilde gecenin 11'inden sonra bir kadın tecavüze uğradığında 23'ten sonra, o saatten sonra sokakta ne işim vardı? Ya da çok aşağılayıcı. Bu kıyafeti yakana çıkmış, mini etek de giymişsin. Sen bunları ne diye giydin diye soran, sorgulayan ve diğer tarafı, diğer sanık tarafını, haini, işte tecavüz edeni kurtarır gibi konuşurlardı. 4320 aslında bize kadının toplum hayatının içindeki yerinin ne kadar garabet içinde olduğunu gösterdi ve kendimizi kafeslerin içine koyduğumuzu gösterdi. Tabii ki. Kısıtlamalar içerisinde, evet, ancak. İlk devrim gibi 2001 Türk Medeni Kanunu. Kadın ve erkek artık evin reisidir. İkisi beraber. Evi birlikte idare ederler. Çocukların velayeti ortaktır. Bu hükümler gerçekten 1926 Türk Medeni Kanunu 17 Şubat'ta yürürlüğe girdikten sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün biz kadınlara sağladığı o engin haklar, o dönemde dünya kadınlarında olmayan birçok ülkeden önce. Evet. İlk devrim niteliğinde hükümlerdi. Türk Medeni Kanunu'nda bunu halletmiştik. Ama diğer tarafta biraz önce bahsettiğim cürmü meşhut, yani zina halinde yakaladığında öldürünce haksız tahrik indiriminin ağır şekilde, yüksek şekilde uygulandığı madde, evlilik dışı çocuğu öldürme, ki orada aslında vahşet. Evet, hani şöyle bir hak da tanıyordu, tecavüz edildikten sonra kadının öldürmesini, hani bir nebze asla orada korunan çocuğun yaşam hakkı,
dünyaya gelmiş. Dünyaya geldikten tabii sonra ki öldüremezsin. Korunması gereken oradaki bireyin yaşam hakkı. Hı hı. Ama bırakın kadına tanımayı bu hakkı, yani tecavüze uğrayan bir kadını, aynen, belki isyan halindedir, intikam duyguları vardır, olabilir, çocuğu hiç istememiştir ama kadının anne babasına ve yakınlarına, birinci derece yakınlarına da kanun bu hakkı tanımıştı. İşte bu tam bir vahşetti. Ve tecavüzcüsüyle evlendirme. 8 kişi korkunçtu değil mi? 8 kişi tecavüz ediyor ve biriyle evlenince 8 kişi birden kurtuluyor. Ne kadar büyük dramlar yaşandı uzun süre. Ve biz bunları aşabilmek için ne kadar büyük yollar kat ettik geldik değil mi? Evet. Çok uğraştık hepimiz. Evet. Sizler, STK'lar, avukatlar, herkes dile getirdi. Aynen. Ve 2004 senesinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'yla biz bütün bunları kadınların özellikle cezai hükümler açısından zor durumda bırakan bütün bu uygulamaların tümünü çöpe attık aldık. Şükür. Ve hemen akabinde 4320 sayılı kanunun Türk Ceza Kanunu hükümleri doğrultusunda daha rahat uygulanmasını sağladık ama yine de 4325 maddelik bir kanun olduğu için kadını tam koruyamıyordu. Biraz yeterli gelmiyordu. Evet. Yani tam açıklayıcı değildi. Tamam, kadın için kocayı uzaklaştırıyorsun, bir tedbir veriyorsun ama bunu kaç kere verebilirsin? Kadın o sırada hani ekonomik olarak zor durumda, kadına bir şey yapman gerekir mi? Bütün bunları düzenleyen bir düzenleme yoktu ve ayrıntılı bir kadına yönelik şiddette önlenmeye ilişkin bir mevzuata ihtiyaç vardı Türkiye'de. O dönem Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı adı da oydu. Sayın Fatma Şahin gerçekten bu konuda devrim niteliğinde mutfaktan da geliyordu. Kendisine teşekkür ediyorum buradan tekrar. Kanunlar çıkmasına öncülük etti. 6284 sayılı ailenin korunmasına yönelik kanun mevzuatta. Evet. 2011 senesi üstelik Mart ayında, üstelik Dünya Kadınlar Günü'nde yürürlüğe girdi. Gerçekten anlamlıydı. Bir de anlamlı olan diğer bir konu vardı. İstanbul Sözleşmesi. Niçin İstanbul Sözleşmesi uluslararası bir sözleşme? Türkiye ona ilk imza atan taraf ülke. İstanbul'da düzenlendiği, toplandığı için sözleşme tarafı devletler ve konu konferanslar burada yapıldığı için adı İstanbul Sözleşmesi olarak kaldı. Ve Türkiye'de hemen 6284 sayılı kanunun akabinde 25 Kasım'da sözleşmeye ilk imza atan taraf ülke haline geldi. Şimdi bütün bunlar iyi de o zaman kadına yönelik şiddet, çocuğa yönelik aile istismar, tecavüz kalmamış olmalı Tülay Hanım diyeceksiniz. Değil mi? Ya nasıl engellenebilir, ne yapabilir? Aile içerisinde nasıl girilebilir sizce? Oradan hemen şeye bakacağız. Basının suçuna bakacağız. Doğru, haklısınız. Şimdi biz ilk o 6284 yürürlüğe girdikten sonra özellikle şunu söyledik. Hatırlar mısınız? İşte 18 kere bıçaklanan bir kadınımız vardı. Sokakta, ya da herkesin gözünün önünde. Yüzüne kezzap atılan bir kadınımız vardı. Ya da yakılan başka bir kadınımız vardı. Vahşice. Evet. Kocalar ne diyordu o zaman biliyor musunuz? Eşlerini, yani bu şiddet gösterdikleri eşlerini tehdit ederken, seni de ona yapılan gibi, kocasının yaptığı gibi yüzüne kezzap atarım. Seni de onun kocasının yaptığı gibi 18 yerinden bıçaklarım. Yani basın bunu öyle bir vermeliydi ki bu örnek gösterecek eylemi o taraf almasın. Bu kişi suç işledi, cezasını çekiyor. Caydırıcı bir şekilde göstermek doğru olan aslında. Evet, bunu anlatmak. Evet. Ama oradaki reyting kaygısı basının biraz hoşuna gidiyor. Maalesef. Hoşuna gittiği için onu kullanıyor. Ama tabii ki. Işte ama diğer taraftaki insanlar örnek alıyor. Maalesef. Tabii buradaki bu istismar, şiddet, tecavüz artıyor. Şimdi geçenlerde birkaç sene önce Karaman'ın Koyunu diye bir yazı yazmışım.
bir vakıf, tarikatlar. Mustafa Kemal Atatürk ne demişti kaldırırken? Bütün hepsini, iyi ki 1922, 26 ve 31'deydi. Bu ülke tekke, derviş, zayi, ülkesi olamaz dedi. Aynen öyle. Şimdi bir vakıfta, elbette ki vakfı suçlamıyoruz ama bir vakıftaki bir hoca yaklaşık olarak 40'a yakın erkek çocuğuna tecavüz ediyor. Yani akıl alır gibi değil. Değil. İnsanlık dışı. Evet. Ve veliler onu güvenerek veriyor. Çok yüksek ceza alıyor ama evet. Dediğiniz gibi. Veliler ne dediniz biraz önce? Güvenerek veriyorlar. Güvenerek çocuklara. Veriyor. Tabii ki. Peki niçin güveniyorlar Funda Hanımcığım veliler? O kuruma güveniyorlar. O kuruma güveniyorlar. Peki o kuruma güvendikleri için burada sadece tecavüzü gerçekleştiren kişinin değil, cezalandırılması tabii. mı? Tabii ki o cezalandırılsın. Hak etti de o aldığı 262 ki. Sene hapis cezasını ama o kurumun da cezalandırılması çünkü lazım. Çünkü onun ciddiyetine göre geliyorlar onlar. Tabii ki. O sorun yani, başta. Evet. bu çocukların korunamaması Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hatası değil mi? Sosyal devlet anlayışına aykırı. Şimdi bu işin lazım. Evet, başka bir taraf. Diğer tarafında her gün bir tarafta birileri bir şeyler zırvalıyor. Duyuyoruz değil mi? Alevi kadınlar bilmem nedir. Alevi kadınlarla evlenilmez. Kadın kadındır, insan insandır. Hiçbir ayrım olmaması lazım. Asansörde erkek kadın yan yana durmamalı. Aman Allah'ım, biz böyle bir kültürden gelmiyoruz. Bakış açısı çok önemli. 11 yaşındaki, 8 yaşındaki kız çocuklarıyla evlenilebilir. Minicikler onlar daha, bebekler. 6 yaşındaki kız çocuğunuzu kucağınıza almayın. Böyle bir zihniyet olabilir mi? İşte ne kadar çok kanun maddesi olursa olsun. Bu zihniyeti normal o kadını yatakta, mutfakta, banyoda ya da ev işinde görmek dışında o kadını şurada sizin gibi zeki, kültürlü, sosyal etkileşim içerisinde halkın önünde yer almış öncü bir kadın gibi değil, evin içindeki evet, bir nesne gibi, eşya gibi gördüğü için her şeyi yapabileceğini aynen düşünüyor çünkü kadına. Çünkü değeri yok zaten. Evet. O yüzden dünya kadar kanun maddesi çıkarsak ne ki? Evet. Son zamanlarda özellikle 2000'lere kadar, 2004 ve 2010 arası gerçekten teşekkür etmek lazım. Çıkan kanunlar kadın lehineydi, uygulamalar. Hı hı. Ama niçin toplumsal cinsiyet içerisinde kadının yerini tekrar orta çağa döndürmeye çalışıyoruz? İnanılmaz niçin, ilerleyeceğimizi. Evet, kadının yerinin yatak odası, banyo ve mutfak olduğunu kısıtlı tekrar şekilde söylüyoruz. Niçin kız çocuklarımızı örtülerin kısıtlı altına hapsetmeye çalışıyoruz? Ve niçin o saçma sapan insanların televizyonlardan halka seslenmesine izin veriyoruz? Doğru. Yani çıkıyor biri, yani cübbeli bilmem neymiş, öteki bilmem neymiş. Ya onlar nasıl çıkabilir ki? Toplumda neyi yaratabilir? Hani evet, faydalı bir şey söylüyor evet mu? Rıfat Börekçi gibi bir din alimi olsa tamam derim. Bilgi verirse. Bilgi verir. Hı-hı, ama doğru. 8 yaşındaki bir kız çocuğuyla evlenilebilir diyen bir zihniyet. Kesinlikle. Zaten bu tecavüzlerin, bu şiddetin, bu istismarların sorumlusudur. Zaten dinimizde böyle bir şey kesinlikle, kesinlikle yok. Kesinlikle anlayışlı, şefkatli bir dinimiz tabii var. Tabii ki bu mübarek Ramazan ayında gerçekten de cana çok değer veriyor Hazreti Muhammed tabii sallallahu ki, tabii aleyhi ki, ve sellem. Yani kalkıp Hazreti Osman sırtına geldiğinde, çıktığında namazda rükuda kalıyor hep, secdede kalıyor. Yani bu aslında gerçekten dinin kadına evet ve cana verdiği değeri gösteriyor ki Hazreti Muhammed aslında lazım. Devrimci. Evet. Kadını orada Suudi Arabistan'da o bataklıktan çıkarıyor, tabii, çölden çıkarıyor, i̇şte kumdan çıkarıyor orada, ve onun toplum içinde yer edinmesini evet sağlıyor. Tabii ki bunu dine, başka yobaz inançlara dayamak yanlış. Son zamanlarda dikkatimi neler çekti biliyor musunuz Funda Hanımcığım? Neler? 6284 sayılı kanun sürekli belli
yandaş gazeteler ya da gazeteler tarafından şöyle lanse ediyor. 6.284 aile yuva yıkıyor. 6.284 can alıyor. 6.284 yine can aldı. Şimdi bir kanunun, şurada kanun, bir kanunun şeyi olabilir mi? Suçu olabilir mi? Tabii ki değil. O anlayış farklı, uygulama farklı. Olabilir mi yani? 6.284 nasıl neler can yapmış, alır? Ne kadar canı neler, var? Ne kadar yuva yıkmış, can almış, şiddeti devam ettirmiş. Yani bu şiddeti yapan, bu eylemi yapan bir erkek değil mi? Tabii ki. Aile içindeki bir baba, aile içindeki bir koca, bir sevgili, eş. Sonuçta bir kadına uygulanan bir şiddet. Ya da çocuğa uygulanan bir şiddet. Değil mi? Öyle. Peki. O yapan o. Yapan o. Yani o zaman biz niye bunu kanunu yönlendiriyoruz? Bazılarının hoşuna gitmemiş herhalde. İşte bu yüzden... Nasıl 1930'lar ve 1934'te Türkiye Cumhuriyeti'nde kadınlar birdenbire doktor olup, avukat olup, hakim olup, milletvekili oldu iseler, evet, onlara seçme ve seçilme hakkı verildi ise, kadın önce kendi vücut bütünlüğünü, cinsel bütünlüğünü korumalı ki dışarıdan. Özgüvenli olsun. Bunun için 6.284 ve Türk Ceza Kanunu'ndaki ilgili hükümler gerekli. Tam bunun için yani. 6.284 gerekli. Çünkü 6.284 aslında kadını gerçekten o zihniyetten, en azından sığınma evi diyor bazıları, evet, misafirhane evet, diyor evet. Ama uzaklaştırıyor. Bir koruma alanı en azından. Bir koruma alanı. Evet. Hayatını yeniden düzene sokabileceği zaman gelene bir zaman kadar evet. Bir zaman yaratıyor ona. Tülay Hanımcığım, eğitim de çok önemli değil mi? Ne evet. diyorsunuz bu konuda? Eğitim gerçekten çok önemli. Zaten biraz önce söylediğimiz her şeyi evet. temelinde eğitim var değil aynen mi? Öyle. O yüzden yola çok çıkmak üzülüyorum. Lazım belki de. Çok üzülüyorum. Niçin üzülüyorum? Keşke iktidar öğretim birliği kanunu değiştirmemiş olsaydı. Ve keşke eğitimle bu kadar çok oynanmamış olsaydı. Elbette ki onlar evet, ilk başta fark etmediler belki ama daha sonra fark edip tarikatların vesaire yurtlarına kısıtlama koydular. Dershaneleri kaldırdılar evet. vesaire ama oradaki çocuklarımız ne oldu sizce? Gizli gizli şimdi yapılıyor. Merdiven altında yapılıyor. Gene kurslar devam ediyor. Yani sonuçta eğitim çok daha iyi olsa keşke bu kursların hiçbirisine gerek kalmasa. Mustafa Kemal Atatürk Diyanet Kanunu'nun gerekçesini yazdığını biliyor musunuz? Ya evet, müthiş ya gerçekten her alanda. O kadar yani, çok çalışmış ki evet, sevgili atamız. Nurlar içinde aslında. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kurmuş. Onu kuran kurucu kanununun gerekçesini Ulu Önder yazmış. Her şeyi maşallah öngörmüş. Evet. Geçen tabii bu hafta çok güzel, ilginç bir hafta. Bugün çok ilginç bir gün. Bugün 15 Mayıs değil mi? Evet. 14 Mayıs. Yarın 15 Mayıs. Bugün Hasan Tahsin aslında. Evet. Milli direnişi ilk başlatan. Evet, ilk kurşunu sıkıp. İlk kurşunu sıkıp. Başlatan, aynen. Evet, milli mücadeleyi. Bu hafta yine 11 Mayıs çok ilginçti. 1920, 11 Mayıs. Mustafa Kemal ve Atatürk ve silah arkadaşları artık durdurulamayacağı anlaşılınca İtilaf Devletleri tarafından Damat Ferit ve Padişah Vahdettin idam fermanı çıkarmıştı. Ve yarın gerçekten kutlu bir gün olacak değil mi? Mustafa Kemal Atatürk Bandırma vapuruyla Samsun'a doğru hareket edecek. İyi ki etmiş. Çok öngörüsü yüksek bir insanmış gerçekten. Evet. Hem her alanda kitaplar yazmış, bilim alanında öyle, hem de strateji alanında. Geometri. Geometriyle de kitap yazmış. Aynen öyle. Müthiş Türkçenin gerçekten. Geliştirilmesi. Evet. Tarih. Türk tarihinin bilinmesi. Aynen. Muhteşem. Her yani, konuda. Her konuda. Yani bir şey atmış, temel atmış her evet, konuda. Kesinlikle. Çok şanslı bir milletiz o anlamda. Çok şanslıyız. Gerçekten. Acaba o da kendini elbette ki bu kadar çok insanın yüreğinde yer aldığı için kendini çok şanslı hissetmiştir Türk fotoğraflardan. Türk milletiyle gurur duyuyor da bütün tüylerini diken diken aldı şu evet. anda. Gerçekten öperdim. Evet. O yüzden her zaman kalbimizde biz de onun izindeyiz. Kesinlikle. bunu işte tam da bunu düşünürken
Zübeyde Hanım girişte de portresi vardı. Evet, çok da güzel bir portre. Kim güzel. Yapmış? Harika bir portre evet, gerçekten. Evet. Güzel çalışılmış. Zübeyde Hanım, Atatürk, onların yaşantıları ve aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, Türklere feda edilmiş iki can. Evet, çok büyük özveriyle. Çok büyük özveriyle. Bunu hiç unutmamak birbirlerini lazım. Hiç görememişler. Evet, anneler evet. Günüydü. Evet, evet, 12 Mayıs'ta. Çok güzel bir yazı yazdınız önce Vatan Gazetemiz'e. Çok değerliydi gerçekten. Teşekkür ederim ama gerçek, yürekten hissedilen bir aynen. Anne düşünün ki evladını uzak. Hiç görememiş. Ve evladının ölüm haberini aldığı gün, idam edildi zannedip ferman çıktığını öğrendiği gün felç olmuş. Üzüntüden. Anne yüreği nasıl dayansın tabii evet. Ki. Uzun süre görememiş ve savaş bitmiş Eylül ayında İzmir'de düşmanın denize dökülmesiyle ve kendisi de hemen akabinde 5-6 ay sonra vefat etmiş. Evet. Görüşemeden. Ve doğru dürüst yaşayamadan. Öteki taraftan Atatürk'ün o çok mezarı başında söylediği o da çok duygulandıran sözler gerçekten. Yemin evet, ediyorum evet. Ki evet annem burada kutsal İzmir topraklarında yatıyor. Ve yemin ediyorum ki devleti bir daha yok etmek isteyecek, Türkleri geriye götürmeye çalışacak her türlü hareketi maddi ve manevi olarak önlemek için hayatımı dahi feda etmeye her zaman hazırım diye tekrar yemin ediyor annesinin mezarının başında. Aslında bu Mustafa Kemal Atatürk'ün o anda neler hissetti kim bilir. Annesi vefat etti. Çok annesiyle çok fazla görüşemedi. Evet. Yıllarca ondan uzak kaldı. O kadar üzülmesine rağmen gene ülkesini, yine vatan. Milletini evet aynen yine her vatan. Şeyden üstün tutmuş. Ne yüksek gerçekten. Bir ruh. Yani diyor ki çok, Türk milleti çok. Yüksek ruhtur ama onun izniyle, o bize öğretti. Evet, yani o bize öyle. Öğretti. Gerçekten o bize öğretti. Tamam. Hemen 12 Mayıs'ın akabinde 13 Mayıs işte Soma kadınları vardı. Evet. Sonra şehit anneleri. Evet, son 3 evet. Haftada 30'a yakın şehidimiz var biliyor musunuz? Ve hepimiz yaşantımıza devam ediyoruz. İşte bunları kanıksamamak çok önemli. Evet. Normal hayatta neler hissediyor? Ya, o çocuklar neler o anda. Hissediyor? Hiçbir eskisi olmayacaktır. O fotoğraflar neleri gösteriyor? Her biri ayrı bir acının. Hep büyüklerimiz der. Ateş düştüğü yeri yakar. Aynen. Bir de Allah sıralı ölüm. Nasip amin, eylesin amin, der. Amin, amin. Ne kadar büyük bir acıdır bir çok anne için büyük evladını büyük kaybetmek. Evet. Ve gerçekten. O anneler nasıl dayanır? Benim gördüğüm herkes işte Soma'dakiler, Güven Park'takiler, nerede yanmıştı? Yurt yangını olmuştu. Adana. Evet, evet. Hepsi gerçekten yaşayan sonuçta ölü gibi. Evlat yani. Yaşayan ölü etmiyor. Gibi kalanlar. Allah hem sıralı ölüm versin, amin, hem de ani, beklentisiz bir şey hiçbirimize yaşatmasın. Amin, çünkü amin. Kaldırmamız gerçekten çok zor. Çok zor, çok zor. Şiddetten nerelere geldik değil mi? Aynen öyle. Ama şöyle bu da bahsettiğim toplumsal şiddet. Doğru söylüyorsunuz, aynen. Anneler günü de yakındı zaten, ondan da bahsetmeden evet. Olmazdı. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum değerli bilgileriniz için. Son söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Elbette ki ben, madem bu kadar kadından bahsettik... Canper Balç'ın çok güzel bir şiiri var kadınla ilgili. Yüreğine onu okuyayım mı? Çok kısa. Lütfen. Kadın. Kadın toprak gibidir. Kadın toprak gibidir. Üreten, yeşerten, filizleri büyüten. Köklerden dallara, dallardan yapraklara su yürüten. Kadın. Kadın. Kadın toprak gibidir. Sarıp sarmalayan, onaran ve örten. Derleyen, toplayan, can veren ve berkiten. Kadın, kadın, kadın toprak gibidir. Bağrında nice sırları, cevherleri saklayan. Zemheri kışları savup, umut dolu baharları, meyveyi veren yazları kucaklayan. Kadın, kadın, kadın toprak gibidir. Vatan gibi özlenen, aranılan ve gerektiğinde uğrunda can adanılarak yeniden kazanılan. Kadın, 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 kadın toprak gibidir. Düşüncesi soyratça ezip incittiğimiz, tufanları, fırtınaları engin gönüllerinde dindirdiğimiz. Kadın, kadın toprak gibidir. Alfabesi, lehçesi, bahçesi, her lisanın. Kadın değişmez sultandır.
hem dünya hem de öbür canı. Teşekkürler. Şahane. Tüylerim diken diken. Kadın her şeydir gerçekten. Gerçekten ağzınıza, yüreğinize sağlık. Çok, çok teşekkür ederim her şey sevgili için. Sağ olun. Sağ olun. İyi ki varsınız. Ben konuk ettiğiniz için tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi ki varsınız. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, şahane konuklarımız ve farklı konularımızla her pazartesi 11.30'da sizlerle beraberiz. Sevgiler, saygılar. Hoşçakalın.